sınavın nasıldı? Türkçe, matematik hepsi zordu bence. Birazcık zorlandım ama sonunda bitti. Sayısal ağırlıklıyım ben. Biraz beni zorladı. Edebiyatı pek çalışamadığım için bir şey yapamadım. Matematiğe zaten bakmadım. Biraz zorlayıcıydı ama. Düne göre daha iyiydi. Yani iyi gibiydi ama bilmiyorum, inşallah yaptıklarım doğrudur. Edebiyatta biraz zorlandım. Ya zorlandık yani, çok şey değildi. Zorlayıcı sorular vardı. Sınavım fena değildi. Biraz zorlandım, evet. En çok hangi bölüm daha zorladı seni? Matematik yine çok uğraştırıcıydı. En çok matematik. Yani konular çıktığı için zor olan konular biraz daha arttı. Dereceleri de arttı bundan sonra. Fen kısmı biraz zordu ama matematik beklediğimden kolay geldi. O yüzden mutlu oldum biraz. En çok matematik zorladı desem? Fizik birazcık. Bana göre uzun paragraflar içeren sorular vardı. Sosyal zordu. Özellikle tarih kısmı. Tarihte birazcık zorlandım. Yani fende biraz zorlandım. Matematik biraz zordu. Edebiyatta birazcık zorlamışlar. 2020 YKS'de TYT mi daha zordu, AYT mi? TYT daha zordu. Türkçe'de dil bilgisi soruları çok azdı. O yüzden paragrafta çok fazla oyalandık, zaman kaybettik. Bundan dolayı ne kadar süreyi uzatsalar da matematiğe zaman kalmadı. Dün var ya, dün çöptü ya. Çöpe atsaydık dün güzeldi. Dünkü Türkçe soruları çok felsefikti. Yani Sokrates'i getirselerdi o bile zorlanırdı diye düşünüyorum. Öyle sorulardı yani. Kesinlikle TYT. Çünkü yani ne kadar süre eklense bile o Türkçe bayağı zorladı yani. TYT daha zordu. AYT'nin zaten zor olmasını bekliyorduk ama TYT daha zor çıktı bu sene. Düne göre biraz daha iyiydi. Dün biraz Türkçeyi çok fazla zorlamışlardı. Türkçe paragraflar normalde sanatla ilgili falan olur. Daha çok felsefikti. TYT. Çok uzun sorular vardı matematikte. O yüzden vaktim yetmedi. TYT. TYT. Dünkü Türkçe daha zordu. TYT daha zordu. Ama AYT'de de bayağı uğraştım. Yani 3 saatimin 3'ünü de kullanmış oldum. Hedefin nedir? Harita mühendisliği. Gastronomi istiyorum ben. Makine mühendisliği. Hemşirelik. Hedefim bilgisayar mühendisliği. Gastronomi istiyorum. Yani turizm işletme olabilir. Besyo. Besyo inşallah. Hemşirelik istiyorum ben. Hani beslenme diyetik istiyorum ama inşallah olur, bilmiyorum. Bilgisayar programcılığı istiyorum ben normalde. Yazılım mühendisliği istiyorum. İnşallah Ankara Hukuk. Makine mühendisliği. Polis olmak istiyorum ben. Tonguç Kampüs'te çalıştın mı? Evet, kitaplarını kullandım. YouTube'dan izliyorum. Son tekrarlarını izledim dün akşam. Edebiyat çalışması yapmıştım Tonguç Kampüs'te. Çok beğeniyorum. O beni hazırladı. İnşallah beklediğim gibi geçer. Dinliyordum matematik videolarını. Zaten 3 ay karantina sürecinde evde kaldık. Genellikle videolardan gittim. Bu sene de onunla çalıştım zaten. Videolarını izledim. Bana çok yararlı oldu. Matematikte bayağı faydasını gördüm yani TYT'de. Bu son zaman yapılan videoları falan izledim. Evet, bazı videolarına baktım son günlerde attı. Çok iyi anlatıları var. Ya, tavsiye ederim gerçekten, çok iyi. Ben çok seviyorum.